Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün bir programla da birlikteyiz. Bu programda gençliğimden kesitler vermeye çalışacağım. Gençlere örnek olması açısından. Bu arada da sosyal medyadan gelebilecek sorulara da cevap vermeye çalışacağım. Daha önceki programlarda söylediğim gibi hayata çok erken yaşta atıldım. İlkokuldan başlamak üzere hem okul okudum hem de meslek öğrendim. Bizim memlekette Mardin'de o dönemlerdeki 70'li yıllardaki çocukların hepsi hemen hemen bir meslek ve öğrenmek için ustaya verilirdi. Biz de kardeşlerimle beraber hepimiz bir ustaya verilmiştik. Ve benim mesleğim terzilikti. Ve terzilik, lise 2'ye kadar terzilik yaptım. Orada son aşamada pantoloncu olarak görev yapıyordum. Yani ustaydım. 14-15 yaşında bir usta. Yani hakikaten iyi ustaydım. Ama iyi bir usta demek doğru olur mu bilmiyorum. Çünkü terzilik narin bir meslektir ve dikkat ister, titizlik ister. Ben o kadar titiz değilim. Dolayısıyla pantolonu dikiyordum, iyi dikiyordum, güzel dikiyordum ama ben beğenmiyordum. Yani ustam bana hiçbir zaman şunu dememişti, yani diktiğim pantolon güzel değil ama ben beğenmiyordum. Biraz da mükemmeliyetçi bir yapım var, ondan da kaynaklanıyor. Mükemmelle yakın bir ürün çıkartmak istiyorum ama olmuyor. Yani arzu ettiğim mükemmelliğe ulaşamadım. Ulaşamayınca tabii mutlu da olmadım. Lise 2'de iken bir arkadaşımın tavsiyesiyle elektrikçilik mesleğine başladık. Ve fıtratım, yapım elektrikçiliğe yakın olduğu için çok kısa sürede elektrik mesleğini öğrendim ve çok iyi bir usta oldum. Ve mesleğimi de diğer taraftan severek yapıyordum. Yani bana hiçbir zaman ağır gelmiyordu. Onun için gençlere şunu tavsiye ediyorum. Ne yaparsanız yapın her zaman için bir seveceğiniz bir mesleğiniz olsun. Bunu üniversite okurken onu güzel bir analizini yapmak lazım. Çünkü sevmediğiniz bir mesleği icat ederseniz ömür boyu mutsuz kalırsınız. Bu birinci tavsiyem. Bu arada sosyal medyadan bir soru gelmiş. Hocam liseden sonra üniversiteye mi geçtiniz yoksa mesleğinizi mi icra ettiniz? Evet. Güzel bir soru. Ben 1979'da lisede mezun oldum. Malum o yıllarda terör çok azmıştı. Bir sene sonra da inkılap oldu. Rahmetli annem benim okumamı istemedi. Çünkü her gün haberlerde 30-40 ölü vardı, çatışmalar, her yerde çatışmalar vardı, terör çatışmaları. İç savaş gibi bir şeydi. Annem de bu yüzden, tabii ki bugünkü gibi her şehirde üniversite yoktu, sayılı şehirlerde vardı. Benim okumamı istemedi terör olaylarından dolayı. Çok sevdiğim halde annemi kıramadığım için çok sevdiğim okumayı okuyamadım. Üniversiteye de gidemedim. Ve mesleğimize de devam ettim. Dolayısıyla üniversiteye gidemeyince elinizde bir meslek kalıyor. Mesleği devam ettik. 1980 yılına gelince o zaman köylerde elektrik yoktu. Yeni yeni elektrikler gelmeye başladı köylere.
Biz de köylere gidip tesisat işini alıyorduk. Tabii köylerde elektrik yok. Sadece tesisatını çekiyoruz. Daha sonra elektrik gelince köylüler elektriklerine kavuşacaklardı. Burada çok güzel zaman geçirdik. Biz şehirliydik, köy hayatını bilmiyorduk. Bu vesileyle köy hayatını da gördük, köy hayatını da yaşadık. Akşam iş bitince, tabii elektrik olmadığı için karanlık basınca iş bırakılıyordu. Yemekten sonra çay, kahve muhabbeti ve biz yabancı olduğumuz için köylüler de gelip toplanıyor. Muhabbet ediyorduk. Bizden şehirle ilgili haberler alınıyordu. O muhabbetler çok güzel geçiyordu. Her gün yeni bir anı, yeni bir muhabbet, yeni bir öğrenme ve bu öğrenmelerden birisi de benim hayatıma çok etki etti. Onun sayesinde o öğreti sayesinde, o anlatılan öğreti sayesinde evlendim ve mutluluğumu ona borçluyum. Daha sonraki programlarda bunu açarız, bu konuyu, evlenme konusunu açarız. Yine bir mesaj geldi. Köylerde çalışırken unutamadığınız bir anınız var mı? Evet, yani köylerde dediğim gibi çok anılarımız oldu. Ama bir kayda değer birkaç tane hikaye var. Onlardan anı var. Onlardan bahsetmeden geçemeyeceğim. Bir evde oturuyorduk iş bitiminde, çay içiyorduk. Yaşlı ev sahibi bize bir hikaye anlattı. O çok tesirinde kaldım. Yani o hikayeyi anlatılınca 18 yaşındaydım. Şimdi 59-60 yaşındayım. O hikayeyi çok önemsedim ve hayatıma tatbik ettim ve her tarafta da bunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlara benimsetmeye çalışıyorum. Hikaye şöyleydi. Eski zamanların birinde bir köylü kendi köylerinde buğday olmadığı için bineklerini hazırlayıp buğday satın almak için başka bir köye yola koyulmuş. Tabii mesafe epey uzak. Yolda giderken bir vatandaşla karşılaşmış. Selamlaştıktan sonra vatandaş demiş ki hayırdır nereye gidiyorsun? Demiş ki filan köye gidiyorum. Niçin gidiyorsun dedi. Buğdayımız bitti. Buğday almam lazım. Tabii o zaman o zamanki yıllarda buğday çok önemliydi. Biz buğdayımızı ben çocukluğumda da hatırlarım. Buğday zamanı buğday alınır. İşte bulgur yapılır, köftelik bulgur yapılır vesaire. Un yapılır. Ve bütün şeyler bulgur ve türevlerinden kışlık geçirirdi, kış geçirirdi. Adam demiş ki bu köyde buğday satıcısı benim babamdır. Ama dedi dikkat et seni aldatmasın. Adam bir an şaşırmış. Yani ne demek yani? Kendi kendine düşünmüş. Oğlu diyor ki babam seni aldatmasın. Yani çok anlam veremeyerek ve düşünceli bir şekilde yola koyulmuş. Yani şaka mı söylüyor veyahut da gerçek mi söylüyor? Çok anlayamadı ve gitti köye. Ama temkinli gitti. Yani şimdi babam seni aldatmasın. Aldatılmamaya karşı hazırlıklı olarak yola koyuldu. Şimdi tabii köye vardı. İşte köy buğday satıcısının evine vardı. Tabii köyde hemen misafir gelince hemen yemeği kurulur, sofrası kurulur, içkisi, suyu, ayranı verilir.
hayvanlarına bakılır. Ondan sonra arzusu yerine getirilir. Şimdi yemeği yedikten sonra işte bizim köylü vatandaş demiş ki ben işte atıyorum 100 kilo buğday almaya geldim. Yani veyahut da 10 teneke buğday almaya geldim. O zaman kilo yoktu, tenekeyi de tartırıyordu. Adam demiş ki tamam işte tenekesi 10 liradan atıyorum işte 10 teneke 100 lira. Adam parasını vermiş. Demiş ki bak orada ileride şey var, ambarımız var. Git oraya yüklen, yükünü al gel, git. Adam şeyin çocuğun oğlunun söylediği aklına gelince ya şey adama bakıyor aldatma şeyi yok, tipi yok adamda. Ama yine de temkinli, nerede aldatacak diye bekliyor. Ondan sonra şey gidiyor, bineklerini alıp ambara gidiyor. Ambara gidince bakıyor, orada hiç kimse yok. Tek başına oturup teneke orada bineklerine buğday yüklüyor. Bir saymış 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakıyor kimse yok. 11, 12. Ondan sonra yine bakıyor kimse yok. Tenekeyi koyuyor ve çekip gidiyor. Yola koyuyor. Tükür çağıra çağıra aldatmanın sevinciyle tükür çağıra çağıra yoluna devam etmiş. Yine yolun ortasında aynı adamla karşılaşmış. Adam gülerek selamlaştıktan sonra gülerek seni babam aldattı mı demiş. Köylü de gülerek bende aldatılacak göz var mı? Ben babanı aldattım. Ne yaptın dedi. Ben dedim 10 teneke parası verdim. 12 teneke buldurdum. Ondan sonra çocuk demiş ki eyvah sen de mi aldandın? Halbuki seni uyarmıştım. Sonra demiş ki yani babam sana güvendi, sana eman verdi, sen de aldandın. Aldandın gittim, 12 tane, 2 tane fazladan mal aldın ve sen aldandın, babam da seni aldatmış oldu. Eyvah sana, yazıklar olsun sana. Burada güveni istismar ettin. Tabii güven istismarı kötü bir şeydir. Yani bir kişi size güveniyor, siz de onun güvenini istismar ediyorsunuz. Adam tabii ki pişman olmuş. O gözle bakmadığı için kendine kızmış ve geri dönmüş. Buğday sahibinden özür diyerek fazladan aldığı parayı iade etmiş. Yani tabii ki bizim bir güvenen bir şahsa şahsın başımıza bekçi dikmesine gerek yok. Kamerayla görüntülenmemize gerek yok. Bu güveni oluşturmak lazım. Oluşturmak lazım. Bu güvenle ilgili bir başka anı aklıma geldi. Yine 70'li yıllarda 70'li yılların ortasında Suriye'ye gitmiştik. Dayımgil Suriye'deydi. Çarşıda bir fırını vardı. Fırına gittik. Çocuk o zaman 12-13 yaşındaydım. 11-12. Ve baktım akşamleyin herkes dükkanına darabasını indiriyor. Hiç kilit takmadan çekip evine gidiyordu. Manavlar örtü örtüyor sebzelerine. Giysi pazarında giysilerin üzerine örtüler örtülüyor ve herkes gidiyor. Ya şaşırmıştım. Yani insanlar gidiyor, hiç kimse dokunmuyor. Ve benden
6-7 yaş büyük dayı oğluna şunu sordum. Ya dedim ki dayı oğlu, o zaman eniştemdi. Enişte dedim, böyle bir durum nasıl olur? İnsanlar nasıl kilitsiz kepenk indirip eve gidiyor? Veyahut da manavlar nasıl sebzelerine, meyvelerini örtüp gidiyorlar? Orada şunu demişti bana, bizde eman var diyor, eman. Herkes birbirine güveniyor, emniyet ediyor ve hiç kimse hiç kimsenin malını almıyor, çalmıyor. Böyle bir şey var, bizde böyle bir kültür var. Ve o zaman çocukluk halimde çok üzülmüştüm. Bizdeki Mardin'deki şeyler, olaylar aklıma gelince en koyu, en kuvvetli kilitleri kesip darabeler açılıyordu. Hırsızlıklar vardı. O zaman üzülmüştüm. Yani neden biz böyleyiz? Burada aşırı güven, bizde de aşırı güvensizlik. Maalesef bunu yitirdik. Bir de yaşlı adamla, bir daha o köylü adamla bir anımız daha var. Ben çalışırken, iş yaparken küçük çocuklar gelip malzemelerimizle oynuyorlardı, alıyorlardı filan. Ben de seslendim, çocuklar malzemeleri almayın. Yaşlı köylü amca şunu demişti bana. Oğlum, küçüklerden korkma. Küçük alır eşyayı, ampulü, prizi, anahtarı vesaire. Oynar oynar atar. Sen büyüklerden kork. Bu da bir anlamlı bir anıydı. Çünkü çocuk çalmayı bilmez. Çalmayı bilmez. Yani oynar oynar atar. Ama büyük kendi menfaatine gelen şeyleri, tabii ki her büyük değil. Ama nefsine mağlup olan kitaplar, insanlar bu davranışları gösteriyorlar. Memurluk döneminde de bir aklımda kalan bir bu konuyla ilgili, bu benzer konuyla ilgili bir anı var. 2000'li yılların başında Gaziantep'te çalışırken bir dostumuz bağ evine davet etmişti. O günlerde 10 yaşındaki kızımla beraber bağ evinde geziye çıktık. Gezerken ev sahibi yolun kenarındaki bir tarlaya çıktı, duvar örülmüş bir tarlaya çıktı. Oradan badem topladı, 3-4 tane badem, çağla badem topladı ve inerken Ayşe'ye verdi bunu. Benim kızıma verdi. Kızım almadı. Dedi ki, amca bunun sahibi nerede? Sen kimin malını veriyorsun? Dostum şaşırmıştı. Yani şaşırdı. Yani 10 yaşındaki bir çocuktan böyle bir şey beklemiyordu. Dedi ki, ya bu bizim bahçemiz. Yabancı değil dedi. Peki dedi kızım, peki madem ki sizin bahçenizse neden taş duvarla ayrılmış? Dostum düşündü, pes doğrusu dedi yani. Pes doğrusu dedi. Yani. Ve ben de tabii gururlandım. Gururlandım. Yani çünkü kızım, 10 yaşındaki kızım helali haramı biliyor ve sahibi olmayan bir mala el uzatılmaması gerektiğini biliyordu. Ben de çok gururlanmıştım. Böyle bir anımız var. Bir kitabımda da belirtmiştim. Belki daha önceki programda da belirttim. Tekrar da bir his yok. Et tekraru ahsen ve lev kânu 180 demişler eskiler. Şimdi
1800 yıllarında, 800 yılların sonunda Osmanlı'ya gelen bir yabancı seyyahın bir gözlemini aktarıyoruz. Yabancı seyyah kendi gözlemini aktarıyor. Diyor ki Osmanlıların çocukları iyilik terkini alarak değil, kötü örnek görmeyerek yetişiyor. Ne kadar anlamlı değil mi yani? İstediğiniz kadar iyilik terkin edin. Siz başta biz ana baba rol model, iyi rol model olmazsak çocuğa istediğiniz kadar anlatın. Hani bunu şuna benzer. Sigara içen bir baba çocuğuna sigaranın zararlarından bahseder. Buna benzer. Onun için şunu unutmayın lütfen. Çocuk aileden gördüğünü taklit eder. Yani bir çocuğu dışarıda bir yanlış davranışını gördüğünüz zaman çocuğu değil, ailesini kınamanız lazım. Çünkü çocuk ailede ne gördüyse onu uygular. Bu haftada bir programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Şimdi bu şeyde bir geçen programlarda bahsetmiştim. Her hafta bir kitap önereceğim. Şimdiki önereceğim kitap rahmetli Reşat Nuri Güntekin'in Açılmak kitabı. Bu kitap gençlere, özellikle gençlere tavsiye ediyorum. Hacimli bir kitap değil. Çok zorlanacakları bir kitap değil. Acımakta görevine bağlıyla tanınmış bir ilkokul baş öğretmeni Zehra Hanım'ın trajik serüveni dile getiriliyor. Zehra Hanım acıma duygusundan yoksun bir insan gibi insan rolü verilmiş. Acıma duygusu yok. Çocuklara, öğrencilere çok daha katı davranıyor ve arkadaki sıkıntıları çocukların arka planda sıkıntılarını görmeyip merhamet etmiyor çocuklara hiçbir zaman şekilde merhamet ve acıma göstermiyor. Daha sonra tabii babası ölürken babasının anılarını okuyor ve çok farklı bir baba olduğunu görüyor. Yani babasını böyle tahmin etmiyordu, bilmiyordu. Ve o günden babasının anıları okuyunca Zehra'nın hayatı değişti ve acımanın, merhametin önemini kavramış oldu ve daha sonra merhamet abidesi bir insan oldu. Bu güzel romanı gençlere, özellikle gençlere tavsiye ederim. Bu son sözde şunu söyleyeyim. Bu romanda da her şey göründüğü gibi değildir ana fikri vardır. Yani siz bir şeyi bakıyorsunuz, biz kendinize göre yorum yapıyorsunuz. Burada da Zehra babasına durumunu bilmediği için farklı bir şekilde babasına bakmış. Daha sonra gerçeği öğrenince durumu anlamış. Onun için her şey göründüğü gibi değildir. Bunu sizlerin de kavramasını istiyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.